Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere 1998'e ait Bulgaristan Ulusal Matematik Olimpiyatı 3. aşama geometri sorusunu tanıtacağım. Tabii soruyu anlatıp çözümüne geçmeden önce bunun bendeki hikayesine, sorunun mazisinden biraz bahsetmek istiyorum. Problemle ilk kez 2003 yılı gibi karşılaştım. Tito Andrescu'nun kitabında mevcuttu soruda ve orada da sinüs teoremle trigonometrik bir çözüm sunulmuştu. Ben de tabii trigonometrik çözüm de kabul fakat acaba geometrik bir çözümü var mı? Trigonometriye girmeden ek çizim yaparak bir şeyler çıkarabilir miyiz diye bunu düşündüm. O sıralarda çember yardımıyla problem çözme üzerine kendimce gelişim göstermeye çalışıyordum. Merkezli dörtgen, kilitler dörtgeni ve benzeri kavramlar kullanarak bunlarla problemleri çözmeyi deniyordum. Dolayısıyla bu şekilde problem dikkatimi çekti ve sorunun şu verilene AD eşittir CD ifadesine baktığımız zaman bunu acaba bir yarı çap eşitliği gibi değerlendirebilir miyim diye dolayısıyla aklıma geldi. Tabii bu iş o kadar da kolay olmayacaktı. Çünkü problemde başka veriler var ve hepsini de birleştirerek sorunun altından kalkmak mümkün olacaktı. Ama trigonometriye bulaşmadan çemberle problemin içinden çıkmayı başardım. Şimdi o çözümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle sorumuzu okuyalım. Şekil bizden tabii çizmemiz bekleniyor. Fakat görsellik olsun diye takipçilerimizden şekli de çizerek verdim ben. ABCD dörtgenimizi görüyoruz. AD eşittir CD ve DAB açısı, buradaki DAB açısı ABC açısına eşit ve bunlar dar açı olarak veriliyor. D'den geçen ve BC'nin de orta noktasından geçen doğru, bu doğru. AB'yi E noktasında kessin. Bizden de BEC açısıyla, yani şurada görüyoruz bu BEC açısını. Bu açıyla DAC açısının eşit olduğunu ispatlayınız diyor. Buradaki açı eşit olacak. Bunu göstermemiz isteniyor. Evet, tabii bu şekilde bakınca bu kırmızıyla boyadığım açı buradaki açıdan daha büyük duruyor gibi görülebilir size. Fakat tam olarak ölçü olarak çizdim arkadaşlar. Her ikisi de yaklaşık olarak 13 derece gibi bir şey şu anda ve bu açılar birbirine gerçekten eşit. Sorumuzu anladık. Burada ben orta noktayı F olarak gösterdim. Ve orta nokta olduğu için bu CF ile FB'miz eşit veriliyor. Problemin verilerini bir kez daha hatırlayalım. AD ile DC'ler eşit. Ve buradaki B açımızla burayı yine farklı bir renkle şöyle gösterebiliriz. ABC açısıyla DAC açısının eşit olduğu bize veriliyor. Bu veriler altında kırmızıyla renklendirdiğimiz yani BEC açısı ve DAC açı eşitliklerini ispatlamamız isteniyor. Az önce bahsini ettiğim AD ve DC'leri eşit uzunluklarını bir yarıçap olarak düşünerek bir çember çizerek problemin çözümüne ulaşabilir miyiz demiştim. Çemberi çizdim ama tabii ilk etapta bunu çizince arkadaşlar çok bir şey oluşmuyor. Hani çizdik ne oldu gibi. Çünkü elimizde başka veriler var. Mesela bu B açısı eşitliğimiz vardı elimizde. Bu açıyla ABC açısının eşitliğini henüz kullanmadık. Orta nokta eşitliğimiz var burada. Bunları henüz kullanmadık. Bunlar olmadan çok fazla bir ilerleme sağlamak da mümkün değil. Öncelikle bu açı eşitliğini nasıl değerlendirebilirim diye düşününce İsterseniz D'den BC'ye bir paralel çizerek ikizkenar üçgen elde etmeyi deneyebilirsiniz. Çünkü burada açı eşitliklerimiz var ve bunlar birbirine uzak duruyor. Ben şu kesişim noktasını da tabii kullanarak yapayım. Şu anda çemberin burayı kestiğini bilmiyor olabiliriz. Önemli değil. Bu şekilde bir paralel çizmiş olalım BC'ye. Paralel çizdiğimiz zaman bu açıyla şuradaki açılar yöndeşlikten dolayı eşit gelecektir. Haliyle bu açı da buraya yine eşit olduğu için verilen eşitliklerden dolayı şu parça da buraya eşit olarak gelir. Biz bu noktaya mesela K noktası diyelim. DA ile DK birbirine eşit olarak gelir. Burada ne yaptım ben onu söyleyeyim. DK paralel ilk adımım benim problemimde. DK
paraleldir. BC çizdik. Yani henüz çemberi düşünmeyelim. Çizdik. Buradan AD ile DK'nın birbirine eşit olduğunu bulmuş olduk. Haliyle birbirine eşit 3 tane parça oldu. Yani çember çizmek için kuvvetli nedenler arıyorum. D merkezli ve DA eşittir DC eşittir DK yarıçaplı çember çizebilirim. Fakat halen kullanmadığım bir bilgi var elimde. Bu da CF ve FB'nin birbirine eşit oluşu. Bu F'nin orta nokta oluşunu probleme nasıl uygulayabilirim? Nasıl bir kurguyla ilerleyebilirim? Bunu da biraz düşününce arkadaşlar, bu DK'yı biz uzatırsak, DK'yı uzatırsak ve EC'yi de uzatırsak, bunların bir kesişim noktası oluşacaktır. Şu anda tabi çemberin üzerine geldi ama gerçekten de orada da çıkacak. Fakat şu anda çemberin üzerine düşüp düşmediği ile ilgili bir şey söyleyemeyiz. Şimdi ben sadece yaptığım adımı şu şekilde belirteyim. DK ile EC'nin kesişimi, buraya bir isim verelim. Mesela bu noktamız L olsun diyelim. Bu noktaya L ismi verelim. Şimdi arkadaşlar, bizim bu LK'mız BC'ye paralelde ve burada EF de bir kenarortay olduğu için bu EF kenarortayı aynı zamanda büyük LKE üçgeninde kenarortaydır. O zaman şunu söyleyebiliriz. EBC'nin EBC üçgeninin kenarortayıdır. Kenarortayı olduğundan ED de burada ne diyelim? EKL'nin harfleri de yanlış yazmak istemiyorum. EKL üçgeninin kenarortayı olur. Evet. Burada isterseniz homoteti kavramından faydalanabilirsiniz. İsterseniz benzerlik kavramından faydalanabilirsiniz. Yani burada DL uzunluğumuz DK'ya eşit olarak gelecektir. Kenarortay olduğunu sanırım açıkça görüyorsunuzdur. Dolayısıyla eşitliğimizi koyduk. Haliyle 4 tane eşitlik elde ettim ben böylece. Şimdi tüm bunları kullanarak sonuçta ben şunu buluyorum. Sonuç olarak DA eşittir DK eşittir DC, bu da eşittir DL. Biz de buna eşittir R diyelim. Yarıçaplı ve D merkezli artık bir çember çizebiliriz. Şimdi burada durup düşündüğümüz zaman verilen birbirine eşit olarak verilen A ve B köşelerindeki bu açı eşitliklerini kullandım mı? Evet, onu kullandım. F'nin orta nokta oluşunu kullandım mı? Evet, onu da değerlendirdim. Zaten DA'nın DC'ye eşit oluşu da doğal olarak bunlar kullanılıyor. Haliyle şu anda bütün verileri kullandım gibi gözüküyor. Tabii bir veriyi bir kez kullandınız ve işiniz bitti anlamı çıkmaz. Ama bu problemde bizim için bunları kullanmak yeterli oluyor. Problemi çözmeye yeterli olacak, göreceğiz birazdan. Şimdi açılara bazı harfler vererek ilerlemek iyi olacaktır. Örneğin şuradaki bizim açımız, ki buraya biz x diyelim. Buradaki sorulan yerin de biz x olduğunu göstermek istiyoruz bu arada. Şuraya da ikizkenarlıktan dolayı x olarak yazabiliriz. Açının ölçüsünü x ile gösterelim. Hemen şu yan tarafını y ile gösterirsek buradaki açımız toplam x artı y olarak gelecektir. Çünkü ikizkenarlığımız vardı elimizde. Dolayısıyla x artı y burada var. X artı y de yine k köşesinde varsa şuradaki açımız, ki bu aynı zamanda bir merkez açıdır, 2x artı 2y'ye eşit olacaktır. AL yayının ölçüsüne de yine
yay ölçüsüne de 2x artı 2y diyebiliriz. Merkez açıyla gördüğü yayın ölçüsü birbirine eşit olduğu için bunu da bu şekilde yazalım. Şimdi şuradaki açıyı yine biz elde etmek istiyorsak çemberde dış açı kuralını kullanacağım. Yani AL yayının ölçüsünden KC yayının ölçüsünü çıkarmam gerekiyor. Yalnız buradaki y çevre açı oluşturduğu için KC bizim için 2y olarak gelecektir. Onu hemen şöyle belirtelim şimdi. KC yayının ölçüsü MKC diyelim biz buna eşittir. 2 çarpı çevre açı olarak CAB CAB'nin 2 katıdır. Yani 2y'dir. Evet, bu da problemimizin bir aşaması. Burası 2y. Şimdi biz dış açıyı kullanarak problemi tanımlayalım. Dış açı çemberde dış açıdan CEB açımız MCEB diyelim eşittir. AL yayının ölçüsü eksi CK yayının veya KC yayının ölçüsü bölü 2 ile gelecektir. Bunlardan birisi 2x artı 2y'de merkez açıdan dolayı gösterdik. Diğeri çevre açıdan dolayı 2y'de. 2'ye bölersek farklarını 2y'ler gidecek. Sonuçta x olur. Demek ki buradaki açımızın ölçüsü x'tir. Ve böylece problemi tamamlamış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.